Lan çakal, hangi fraksiyondansın sen? Ben dev gençliyim. Dev genç ha? Hangisi lan bu? Siz Rusya'dan mı yoksa Çin'den mi emir alıyorsunuz? Devrimciyim ben. Gerisi de faşistleri alakadar etmez. Devrimci mi göreceksin pis komünist? Önce dökül bakalım. Senin görevin ne? Lider takımınız kim? Edirne Kapı Yurdu'ndaki antreniniz kim? Silahlı militanlarınız kimler? İstanbul'daki ağababanız kim? Kimden talimat alıyorsunuz? Verdiğim bilgilerle bizi memnun edersen belki canını bağışlarız. Tufan, bu dev gençli kardeşimiz sana emanet. Sen bu işlerden anlarsın. Devrim nasıl yapılırmış bir anlat bakalım. Biz de onu dinleyelim. Bülbül gibi ötecek. Anlaşıldı mı? O geceyi hatırladın mı aşağılık komünist? Serhat'ı hatırladın mı? Ülküdaşımızı öldürdüğünüz geceyi. Şimdi bize her şeyi anlatacaksın. Kim vurdu arkadaşımızı? Silahları nereden buluyorsunuz ha? Ben Yaşar'ı arayayım. Belki bir haber almıştır. Bir haber var mı? Bir haber yok daha. Bizim arkadaşlar mahalle mahalle arıyorlar. Buranın telefonunu verdim. Bir haber çıkarsa arayacaklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Belki aklına bir çözüm gelir diye Harun'a haber verdim de. Ne diyorsun, bulabilecek miyiz onu? Herkes seferber oldu Yasemin abla. Peki. Teşekkür ederim. Yaşar'ı arıyor. Biliyorsun Ali'yi kaçıran onun yeğeniymiş. Öyle mi? Hangisi? Tufan. Yaşar gazeteden çıkmış, evi de cevap vermiyor. Size bir haber geldi mi Zeynep? Hayır, bizim arkadaşlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Acaba basın yolunu mu denesek? Ne dersin Işık? Elimizde kaçıranlardan birinin ismi var. Açıklanırsa durum değişmez mi? Ama vakit kaybetmemeliyiz, bu çok önemli. Tamam, ben de gerekiyorsa yaparım. Arkadaşlar, CHP'li bir milletvekili tanıdık varsa işe yarar diyorlar ama... Milletvekili adayı olmaz mı? Niye olmasın, olur tabii. Hemen Necdet'i arayalım. Hadi Yasin, bu işi biz yapalım. Ben de babanın bir iki arkadaşını arıyorum Ahmet. Belki tamam, bir faydaları olur. Hala haber yok mu? Hayır. Biz Necdet'le konuşmaya gidiyoruz. Polise haber verdiniz mi? Polis halledemez bu işi. Işık Yaşar'la konuştu, umudumuz ondu. Hadi geçin çocuklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dilini mi yuttun lan? Konuşsana Rus köpeği. Ben nereden bileyim? Diklenecek durumda mısın lan gerizekalı? Konuşmazsan öleceksin. Farkında değil misin ha? O zaman öldür. Bildiğim bir şey yok. Kaldırın yerden şunu. Oturtun. Kaldır. Başladığımız yere geri döndük desene. Ne yapacağız reis? Bize yardım etseydi en azından canını bağışlardı. Ama değmez bu komünist için. Şansın varmış. Patlamadı. İkincisinde bu kadar şanslı olmayacaksın ama. Nerede saklıyorsunuz lan silahları? Nerede lan silahlar? Söyle!
Amca? Sevim abla, inşallah hiçbir şey olmamıştır. Mutlaka bulacaklar. Bunun kesin çözümü aslında misilleme yapmaktır. Önemli bir faşisti almak, takas etmek. Bence bu pek iyi bir yöntem değil. Kendimizi korumalı, adam kaçırmalara, kahve taramalara anında karşı koymalıyız. Ama işi düelloya dökmeden, kitlesel eyleme esas almalıyız. Sevim abla. Sana böyle. Canım benim. Ay, ay, canım. Ali bu ne gel, hal? Gel, gel. Bir şeyim yok abla, merak etme. Nasıl bir şey yok? Nasıl bir şey yok? Sen yüzünün halini görmedin tabii. Aşağı herifler. Ne yapayım? Canavarlık böyle. Teşekkür ederim Yaşar. Tam zamanında yetişemedim. Hırpalamışlar çocuğu. Teşekkür ederiz Yaşar. Ellerin gitmiş. Önemli değil. İçeri gelsene. Bir şeyim yok dedim ya. Yok, ben eve gideyim. Geç oldu. İyi geceler. İyi geceler. Allah kahretsin. Sana da. Böyle bir şey yaparlar. Acım. Senin ne işin var burada? Ne yapayım, merak ettim. Hemen arkadaşlara haber vereyim. Telefon edebilir miyim? Tabii tabii ki. Al Sevim abla. Ay yok, bu tentürdiyotla falan olacak iş değil. Hastaneye gidelim. Hem başından darbe almış, önemli olabilir. Yok, çok büyüttün Selma abla, bırak. Sus bakayım sen. Zaten meraktan öldük burada. Ben sizi götürürüm Selma abla. Necdet abileri de arayalım. Ablamlara söylesinler de hemen gelsinler. Hastaneye gelmelerine gerek yok ama. Hadi Salim. Siz hastaneden dönene kadar beklerler gel zaten. Canım. Hadi. Yavaş, yavaş. Hadi canım. Gel. Neyse o zaman, hepimize geçmiş olsun Sevim abla. İyi yapıyorsunuz. Tamam, söylerim. Selamı var. Nasılmış? Yaralı mıymış? Tabii. Yüzü gözü dağılmış çocuğun. Şimdi de hastaneye götürüyorlar. E ne olmuş peki? Nasıl gelmiş eve? Yaşar bulup getirmiş. Öyle ya. Başka kim bulabilirdi ki? Ne garip değil mi? Yaşar tekrar bir yerden hayata dahil oluyor. Hem teşkilatı dinlemiyorsunuz, beni Yaşar'la karşı karşıya getiriyorsunuz, hem de beceriksiz çıkıyorsunuz. Ben size ne yapayım ha? Hadi Emre karşı geldiniz. Bari elinize yüzünüze bulaştırmayın. Amcam işe karışmasaydı biz... Mecburen karıştı. Çünkü sen afişe oldun. Çocuğun başına bir şey gelseydi şimdi içerideydin. Kim tanımış ki beni? Kızlardan biri. Sonra emniyete gitmişler. Tabii şıp diye ismini buluvermişler. Tedbirsizlik yaparsan sonuçta böyle olur işte. Bundan sonra benim onayımı almadan eylem yapmak yok. Anlaşıldı. Sizi başıboş bırakmamak lazım. Sen de artık eve git. Yaşar zaten kızgın. Hadi. Beni getirmenize gerek yoktu. Seni getirmeden içim rahat etmeyecekti.
Teşekkür ederim. Rica ederiz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Nöbetçi olmana çok sevindim Kemal. Nörolog da hastanede değilmiş. Bu kadar tantanaya gerek var mı? Olmaz mı Ali? Allah korusun iç kanama falan olursa ne yaparız? Ali şimdi söylediklerimi yap olur mu? Tamam. Parmağımı gözlerine takip et. Şimdi bu tarafa. Şimdi gözlerini kapat. İşaret parmağını burnuna götür. Diğer elini de yap lütfen. Kaçık gibi mi görünüyorum? Alışkanlık halini almazsa hayır. Delikanlının görünürde bir şeyi yok ama tedbir olarak bu gece uyutmayın. Tabii. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Bu gece olanları ne kadarını anladın Tufan? Ne yaptığını ne kadar anlayabildin? Ne yapacaktınız? Öldürecek miydiniz Ali'yi? Onlar bizim arkadaşımızı öldürdü amca. Onun kanı yerde mi kalacaktı? Sonra Ali'nin kanı yerde kalmasın diye yeni bir cinayet işlenecek. Daha sonra onun kanı da yerde kalmayacak. En sonunda ortaya bir kan gölü çıkacak. Sadece kan dökmeyi düşünen insanlar birbirlerine kin ve nefretle bakacaklar. Ne yapalım amca? Oturup seyir mi edelim? Bir şey yapmayalım mı? Sen demiyor musun amca Türkiye Sovyet işgali tehdidiyle karşı karşıya diye? Öldürmek çare mi Tufan? Ne zaman çare oldu? Tehdit varsa çaresi öldürmek mi? Devletin ordusu var, polisi var. İşgali sen mi önleyeceksin? Sizin göreviniz kültürel emperyalizmine karşı direnmek, beyni yıkananları ikna etmek. Fikrin silahtan daha önemli olduğunu daha hala öğrenemedin mi? Rüya seni tanımış. Üstelik şubeye ismini vermiş. Bunun anlamını biliyor musun? Ali'ye bir şey olsaydı şu anda hapisteydin Tufan. Ben bir komünistin hayatını kurtarmadım. Kendi öz yeğenimin hayatını kurtardım. Geleceğini kurtardım. Ama sen bunları anlayacak durumda mısın? Emin değilim. Kanın kaynıyor biliyorum. Yerinde duramıyorsun biliyorum. Ama çare bu değil Tufan. Çare bu değil. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Biz 16 devlet kurduk. 16 devleti akılla kurduk. 15'ini yıktık. 15'ini de aklımızı kullanmadığımız için yıktık. Eline silah alanın karşısındakini öldürdüğü bir devlet ayakta durabilir mi? Neden oyuna geldiğimizi anlamıyorsun. Bu gece kimse uyumayacak. Öyle karar verdiler. Herkesin uykusuz kalmasına gerek yoktu. Vallahi ben istemedim. Selma da Defne de sabaha kadar oturup sohbet etmek istiyorlarmış. Seni korkuttum değil mi? Korkuttun Ali. Bugün Mehmet'i çok iyi anladım. Deniz için nasıl endişelenirdi? Ben de endişelenirdim ama onunki bambaşkaydı. İnsanın büyütüp yetiştirdiği birini sakınması nasıl bir şeymiş? Şimdi daha iyi anladım. Bir an sana bir şey olursa ne yaparım diye düşündüm. Bu kadar kayıp. Şşt, ağlama. Bir de seni kaybedersem ne olur? Böyle yaşamaya alışmam lazım biliyorum. Senin için korktuğum bir gece bana söylediklerini hatırlıyor musun? Tam olarak değil. Güzel şeyleri yaşamaktan korkarsak hayatı kaçırırız. Bize yapılanlara boyun eğersek yaşamımızın anlamı kalmaz. Sözümüz neyse söylemeliyiz. Doğru bildiğimiz yoldan yürümeliyiz. Başımıza gelecekleri göze almalıyız.
Günün birinde arkamıza dönüp baktığımızda utanılacak bir şeyimiz olmamalı demiştin. Şimdiye kadar kendinden utanacağın bir şey yaptın mı? Hayır. Sana verdiğim cevabı hatırlıyorum ama. Kendime dikkat edeceğime söz vermiştim. Ben de söz veriyorum abla. Hadi kalk bakalım. İçeride bizi bekliyorlar. Fark ettin mi? Ali yediği dayaktan çok Zeynep'in karşısında el bebek gül bebek muamelesi görmekten rahatsız oldu. Öyle mi? Farkında değilim. O kıza ilgisi var. Nasıl farkında değilsin? Dikkat etmemişim Ahmet. Kıza nasıl baktığını görmedin mi? Bunlarla ilgilenecek durumda değildim Ahmet. Çok endişeliydim. Ne demek bu şimdi? Hepimiz endişeliydik. Böyle bir şey olabilir ayrıca. Neden olmasın? İkisi birbirine çok uygun. Fikirleri, yaşları. Elbette öyle. Ben sadece fark ettiğim bir şeyi seninle paylaşmak istedim. Ama sen bu gece çok gerginsin belli. En iyisi bu konuyu kapatalım. En iyisi. Kahvaltıya yetişemediğini. Rüya, geç kalıyorsun. Yine kahvaltı etmeden gitmeyi düşünüyorsan boşuna heveslenme. Seneye üniversiteye girecek, aklı beş karış havada. Hazırlık kurslarından şikayet etmiyor artık. Bakma sen ona. Gitme desen hemen kabul eder. Anne sabah sabah bu ne enerji böyle? 10 dakika önce kalkamıyor musun kızım? Biraz daha uyudun da ne oldu şimdi? Sabah kahvaltısı neden bu kadar önemli bir türlü anlayamıyorum. Hadi uzatma artık. Birlikte çıkalım. Bugün taksiyle gideceğim. Seni okula bırakırım. Tamam. Güzel annem. Hadi görüşürüz. Sana kolay gelsin. Bu sabah tersinden kalkmış. Görüşürüz. Rüya. Hadi. Neyin var Yasemin? Neden bu kadar sinirlisin? Bilmem. Sence? İnan ki bir fikrim yok. Olsa neden sorayım ki? Çünkü Ahmetciğim artık eskisi gibi değiliz. Nasıl yani? Anlamadım. Bana olan ilgin azaldı senin. Niye gülüyorsun? Çünkü söylediğin çok komik. Gül bakalım. Nesi komik bunun? Ben böyle hissediyorum. Bunun önemi yok mu? Olmaz mı? Var tabii. Bunu nereden çıkardım bilmiyorum ama bana bunda haksızlık ediyorsun. Yakında ilgin başkalarına yönelirse belki beni anlarsın. Kendimi savunmayacağım bile çünkü artık kızmaya başladım. Onları öbür tarafa alsak. Merhaba. 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 Birkaç paket margarin buldum. Tüp kız için de hala uğraşıyorum. O biraz zor tabii ama halledeceğiz. Sağ ol Kamil'cim, sağ ol. Bu ne rezalet kardeşim? Margarin kuyruğuna gireceğimiz aklınıza gelir miydi? Onu bırak, bütün kış eve soba kurduk. Yakıtsızlıktan kaloriferler bir gün bile yanmadı. Vallahi öyle. Baktık olacak gibi değil. Gittim Tahtakale'ye ördek soba aldım. Oh, üstünde kestane de yapmışsınızdır artık. Yaptılar. Biz de onlara gittikçe sebeplendik. Neyse artık yaz geldi, kurtulduk bu sıkıntıdan. Böyle berbat bir kışı hiç geçirmemiştik. Neyse, arkadaşım imdadımıza yetişecek inşallah. İktidara gelin de kurtarın bizi artık. Of Teo. Vallahi ben acayip hava atıyorum Necdet. Milletvekili bir arkadaşımız var. Boru değil yani. Aday Kamilciğim. Milletvekili adayı. Aha da ben buraya yazıyorum. Sen seçileceksin. Orası kesin. Necdet. Sen bir de bakan oluyor musun? Aman damarına basma sakın. Bakanlık falan deme şimdi. Hiç. Ben koltuk falan istemiyorum. Oralara kim istiyorsa onlar otursun. Ben sözümü söyleyeyim yeter. Borcumuz nedir Kamil? Hallederiz Teo'cum. Size herkese verdiğim fiyattan verecek halim yok herhalde. CHP ile ilgili haberlerin hepsini topladım hocam. Makaleleri bu dosyaya mı koyayım?
Yoksa ayrı bir dosya mı yapayım? Efendim? Makaleleri. Ayrı bir dosya mı yapayım dedim ama... Olur. Bugünlük bu kadar yeter Tülin. Biraz yorgunum. Yarın devam ederiz, olur mu? Tamam. O zaman dosyaları bırakıyorum. Yazınız için lazım değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Hı? Işık Hanım, fotoğraf var. Bu kadar mı? Diğerleri banyoda. Birazdan getiririm. Kadrajlarını beğenmiyorum Hakan. Biraz daha yaklaşabilirsin. Yüzler zor seçiliyor. Kurtuldum sanma. Alo, ben Işık. Merhaba Işık. Merhaba. Ali'yi merak ettim. Nasıl? İyi. Gece hastaneye götürdüler. Bir şey yok. Yaraları dışında tabii. Seninkiler bayağı hırpalamışlar çocuğu. Tekrar teşekkür ederiz Yaşar. Seninle bu konuyu etraflıca konuşmamız lazım Işık. Öyle mi? Neden? Endişelerim var. Bundan sonrası çok önemli. Neden? En iyisi bunları yüz yüze konuşmak. Öğlen buluşabilir miyiz? Nerede istersen. Ben birazdan üniversitede olacağım. Tamam. Oraya gelirim. Tamam. Bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ali aslında küçük çapta bir işkence görmüş. Bir iki gün daha ellerinde kalsaydı... Bizim aile üç kuşaktır böyle yaşıyor. Artık alıştık diyemeyeceğim. Çünkü her yeni dönem işler daha da sertleşiyor. İşkence görmek en ağır travmalardan biri. Ben çok örnek gördüm. Tedavileri uzun zaman alanlar oldu. Anlayabiliyorum. Çünkü tanık oldum. Öyle mi? Nasıl tanık oldun böyle bir şeye? Balyoz operasyonu sırasında beni de gözaltına aldılar. Kızım ve damadım da oradaydı. Bana bir şey yaptıklarını söyleyemem. O gencecik insanlara yapılanları gördükten sonra bana yapılan hiçbir şey değilmiş, anladım. Kızım hamileydi. Ona rağmen işkence gördü. Hem de sevgilisinin önünde. Sonra ne oldu? Bu konuda konuştunuz mu? Hayır. Hiç konuşmadık. Sanki olmamış gibi davrandık. Neden bilmiyorum. Sadece üstünü kapattınız. Hı hı. Hepimizin yaptığı gibi. Merhaba Yaşar. Hoş geldin. Otursana. Sana ne ikram edeyim? Ne içersin? Teşekkür ederim. Bir şey istemiyorum. Aslında merak ettim. Ne konuşacağız? Tufan'la Ali'nin yaşadıklarıyla ilgili bir şeyler düşündüm ben. Öyle mi? Ne düşündün? Bu iş burada bitmeyecek Işık. Bu kan davası sürecek, sen de biliyorsun. Evet. Orası belli. Ama onlarla konuşursak en azından ikisi arasındaki gerilimi durdurabiliriz belki. İki aile arasında böyle bir şey olmamalı. Nasıl yaparız bunu? Söz dinlemiyorlar ki. Ben Tufan'a sözümü geçiririm. Onunla konuşup söz alabilirim. Anladım. Biz de Ali ile konuşalım istiyorsun. Evet. Ali şimdi o kadar öfkeli ki kimi dinler bilmiyorum ben. Sevip saydığı birini dinler. Mesela Harun. Olabilir. Tamam, ben Harun'la konuşurum. Sen nasılsın? İyiyim, fena değil. Hayat nasıl? Mutlu musun? Her şey yolunda mı? Bilmem. Her şey istediğin gibi olmuyor tabii.
Bazen sahip olduklarınla yetinmek zorundasın. Galiba her şeye iyi tarafından bakmayı öğrendim. Hiç değişmemişsin. Sen de öyle. Benim kalkmam lazım. Beni bu konuda bilgilendirirsin değil mi? Olur. Hoşça kal. Yasemin Gürsoy. Benim. Bunlar size efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. Sevgilim, son zamanlarda ne kadar gergin olduğunu biliyorum. Yaşananlar da üstüne eklenince iyice sarsıldığının farkındayım. Ama sana olan ilgimin azaldığını düşünmeni affedemiyorum. Hatırla sevgilim, yaşadıklarımızı. Yıllarca ayrı kalmamıza rağmen sadece birbirimizi düşündüğümüz günleri hatırla. Bütün engellere rağmen aşkımızın daha da büyüdüğünü nasıl unutursun Yasemin? Ben unutmadım. Gülünce içimi aydınlatan o dünya güzeli kız şimdi benim karım oldu. Onun kıymetini nasıl bilmem? Ona olan ilgim nasıl azalır? Sen benim her şeyimsin. Her geçen gün seni daha da çok seviyorum. Lütfen bana, daha da önemlisi aşkımıza haksızlık yapma. Bunu ikimiz de hak etmiyoruz. Ahmet. Affet beni. Seninle böyle yürüyebilmenin hayalini kurdum Işık. Bunun mümkün olmayacağını düşündüğüm zamanlarda bile bu hayali kurdum. Demek ki hayaller gerçek olabiliyormuş. Yaşar'la evlendiğin gün ölmek istedim. Herhalde hayatımın en kötü günüydü. Canım, o günleri artık unutmamız lazım. Ben bugün Yaşar'ı gördüm Harun. Yapma böyle. Ali ile Tufan arasında bir barış sağlamaya çalışıyor. Tufan'la konuşup bu konuda söz alacak. Aynı şeyi bizden istiyor. Bizim de Ali ile mi konuşmamız gerekiyormuş? Senin. Senin konuşmanın etkili olabileceğini söyledi. Biz de Yaşar Bey'imizi kırmayız o zaman. Harun. Bu konuşmayı ikinizle yapmak istedim. Konu son günlerde yaşadıklarımız. Duygularınızı anlıyorum. Haklısınız. Ben de sizin kadar öfkeleniyorum onlara. Gencecik fidanları toprağa vermek kolay değil. Böyle zamanlarda ülkücü olmak daha da zor. Ama bazı özel durumlar var ki orada durmak lazım. Bu benim şahsi meselem. Bir zamanlar sofralarına oturduğum, dertlerini paylaştığım, dertlerimi paylaşan insanlara karşı gönül borcum var. Onlar artık dostum olmayabilir.
Ama düşmanım da olamazlar. Üstelik düşmanlıkta iki taraf da zarar görür. Ne demek istiyorsun Yaşar? Ali'yi alıp ailesine götürdün. Gönül borcunu ödedin. Daha ne yapman gerekiyor? O aileyle aramızda husumet olamaz. Bu olayın bir daha tekrarlanmasını istemiyorum. Ali ile de konuşacaklar. O da söz verecek. Aranızdaki mesele kapanacak. Tamam mı Tufan? Bir komünistin sözüne nasıl güveneceğiz? Sen benim sözüme güveneceksin. Madem bu kadar istiyorsun, Tufan da sana söz verir. Ama senin eski karınla hesabın asla kapanmayacak Yaşar. Mesele çocukların arasında değil, seninle Işık arasında. Sana yıllar önce söylemiştim Metin. Onun adını ağzına alma demiştim. Dua et Tufan var. Söz ver Tufan. Tamam söz. Eve gidiyoruz. Hadi. Dün gece büyük bir olay yaşadın Ali. Öldürebilirlerdi seni. Akıllı olsalar öldürürlerdi. Bunun hesabını sormayacağız mı sanıyorsun? Amacın hapse girmek ya da ölmek olmamalı Ali. Böyle bir amacım olduğunu nereden çıkardın? Hem devrimcilerin hapisten ya da ölümden çekindiğini hiç duymadım. Hapse de düşebilir insan. Ölebilirdi. Sorun bu değil. Emekçi kitleleri ve mücadelelerini bir yana bırakıp faşistlerle düelloya girişerek bir yere varılamaz. Emekçi kitleleri bir yana bırakmak mı? Harun abi sen nerede yaşıyorsun? Her kitle eylemine saldırıyor faşistler. Kitle mücadelesinin geliştirilmesi, güvence altına alınmasının tek yolu aktif savunma çizgisi. Biliyorsun, bizim de amacımız şimdi olduğu gibi devrimi gerçekleştirmekti sadece. Arkadaşlarımız bu uğurda can verdiler. Kitle mücadelesinin yükselmesini önlemek için bu saldırılar Harun abi. Yıldırma, sindirme politikası uyguluyorlar. Biz halkın direnme eğilimini örgütlüyoruz. Biliyorum. Ben de bu mücadelenin içindeyim Ali. Tufan meselesini kapatman lazım. Bu küçük intikam oyunu sana ve arkadaşlarına ancak vakit kaybettirir. Harun abi, onlar bizi teslim almaya çalışıyor. Biz direniyoruz. Mesele bu. Farkında değil misin? Artık arkamızda kitleler var. Şimdi ortam farklı dedin. En büyük fark bu aslında. Bir işaretle on binler, yüz binler meydanlara dökülüyor. Faşizme karşı mücadeleyi buradan ele almalıyız Ali. Kişisel ya da küçük grupların hesaplaşması gibi değil. Devrim her zamankinden daha yakın. Tufan meselesini kapat. Yaşar da Tufan'la konuşacakmış. O da söz verecek. Işığın hatırı için ben de senden söz istiyorum. Tufan'la zaten özel bir sorunumuz olamaz. Madem sen istiyorsun, saldırmadığı müddetçe el kaldırmam ona. Evet, ben istiyorum. Aynı şey benim de başıma gelmişti. Kaçıran da Yaşar'dı. Üstelik biz onunla çocukluk arkadaşıyız. Peki sonra ne oldu? Sonunda kurtuldum. Ama önemli olan bu değil Ali. Silahı başına dayadıklarında ne hissettin? Korktum. Belli etmedim ama gerçek bu. Korktum. Ölüm karşısında kim korkmaz ki? Hele birkaç saniye sonra hayatta olmayacağını düşünürken eziyet çekerek. Ama önemli olan korkuyu denetleyip ölümün karşısında dimdik ayakta durabilmek. Ben de bu kadar zor mu uyuyordum baba? Uf, sen ne diyorsun? Masal, şarkı ne varsa isterdin. Hadi buyurun artık sofraya. Sonunda kendin okumaya başladın da rahatladık biraz biz de. Yine de babamın okumasını isterdim. O başkadır. Bir eliyle saçımı okşardı. Gözlerim yavaş yavaş kapanırdı ama uyumak istemezdim. Birdenbire gidiverirdim. Şimdi bakıyorum. Okuduklarım biraz değişmiş. Odanda kitaplarını gördüm. Harun verdi. İyi temel kitaplar vermiş. Ama sanki anlaman yine de biraz zor olabilir. Aslında pratik eksik olunca anlamak zor oluyor baba. Teori pratik birliği. Bu her zaman şart mı? Herkes ille de militan mı olmalı?
Bence gerekli. Ama etrafımdaki her şeyi bilen büyüklerim engel oluyorlar. Ali, Harun, Defne. Sen ne düşünüyorsun? Ben solun bu kadar bölünmesini anlamaya çalışıyorum. Küçük farklardan gruplar, gruplardan da fraksiyonlar doğuyor. Oysa şimdi birlik olmanın zamanı. Bu durum ülkücülerin ekmeğine de yağ sürüyor. Bu parçalanma uzun vadede bizi çok kötü etkileyecek. Çünkü sol içindeki bölümeler neredeyse birbirine silah çekmeye kadar vardı artık. Uzlaşma giderek hayal olmaya başladı. Bunu ben de çok anlamıyorum. Herkes aynı kitapları okuyor, aynı ideoloji. İşte bu yüzden anlamadan içine girmemelisin Rüya. Bir süre, bak sadece bir süre. Hepsine belirli bir mesafeden bakmalısın. Tamam mı bir tanem? Tamam. Hafta sonu adaya gidelim mi? Sevda Tepesi'ni özlemedin mi? Ben geçen gün gittim. Ne? Bensiz mi? Annem bahçe için çiçek tohumları almıştı. Onları götürmek için gönüllü oldum. Ama sen zaten yanımdaydın Ahmet. Bak bunu sevmedim. Bir daha bensiz gitmek yok, tamam mı? Tamam. Bakalım sonuç ne olacak? Ecevit şanslı bence. Bana da öyle geliyor. Halkın Kurtuluşu 3 bağımsız aday çıkardı, öyle değil mi? Evet. Tunceli, Maraş ve Çorum'dan. Rüyanın da kafası karıştı iyice. Bir yanında CHP, diğer yanında sizler. Evet. O nerede? Necdet'in yanında. Senin tavsiye ettiğin kitapları adeta yutuyor Harun. Onu bu noktada tutamayacaksınız, biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz. Benim Rüya ile ilgili bir düşüncem var. Ama size sormadan teklif etmek istemedim. Öyle mi? Nedir? İngilizcesi çok iyi. Ondan bazı kitapları tercüme etmesini isteyeceğim. Böylece işe yaradığını da düşünür. Nasıl kitaplar bunlar? İsmail Kader'e romanları falan olabilir. Buluruz bir şeyler. İyi fikir. Hem İngilizcesi için de faydalı olur. Bu çok gizli bir görev arkadaşlar. Bu görev için gerekli araştırmayı Zeynep sen yapacaksın. Hedef faşistleri caydıracak büyük bir adım atmak. Belli başlı yöneticileri bertaraf edip yapacakları katliamları önlemek. Yani bizzat eylemleri planlayanları devre dışı bırakmak. Arkadaşlarımız bu konuda biraz araştırma yaptı. Hedef tam da aradığımız kişi. Yönlendiriciler ve eğitimciler grubundan üst düzey bir faşist. Adamımız bu. Zeynep, bu şahsı araştırmak senin görevin. Acelemiz yok, iyice araştır. Evi nerede, kaçta çıkıyor, kaçta dönüyor, nerelere gidiyor, çocuğu var mı? Hepsini öğren. Tamam, hemen başlarım. Bu çok gizli kalacak. Ali deşifre olduğu için şimdilik içeride duracak. Araştırma yaparken giyimine kuşamına dikkat et. Şüphe çekme. Tamam. Adamın soyadı Kurtuluş. Metin Kurtuluş. Türkiye çok başarılı bir sınav verdi. Başbakan adayı Ecevit. Demirel geçen seçimden çok iyiyiz diye sevindi. Adalet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları arttı, Milli Selamet Partisi'nin ise azaldı. Ecevit hükümeti kurmak için formül arıyor. Demirel pusuda. ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Ertuğrul Karakaya okul kapısında vurularak öldürüldü. Demirel istifa etti. Hükümeti kurma görevi Ecevit'e verildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Orhan Yavuz bıçaklanarak öldürüldü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Ecevit kabineyi kurdu ve Cumhurbaşkanı Koru Türk yeni hükümeti onayladı. Meclis Ecevit hükümetine güven oyu vermedi ve Ecevit istifa etti. Hükümeti kurma görevi Adalet Partisi lideri Demirel'e verildi. Türk İş Genel Başkanı Halil Tunç, Milliyetçi Cephe hükümeti kurulur ve güven oyu alırsa genel greve gideriz dedi. Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi 2. Milliyetçi Cephe hükümeti konusunda anlaştı. Bakanlar Kurulu listesi belirlendi. İzmir'de Devsan iş yerindeki işçiler polisle çatıştı. 2. Milliyetçi Cephe hükümeti meclisten güven oyu aldı. 219 oya karşı koalisyon 229 oyla onaylandı. 24 Demokratik Kuruluş Milliyetçi Cepheye karşı antifaşist mücadelede eylem birliği yapacaklarını açıkladı. Türk lirasının değeri 7 yabancı paraya göre düşürüldü. Alman markı 763 kuruşa çıktı. Akaryakıt darlığı başladı. Tekel ürünlerine %160'a varan zam yapıldı. Orgeneral Kenan Evren Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. İstanbul Ümraniye'de 1 Mayıs mahallesindeki gecekondu yıkımında çatışma çıktı. 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İstanbul'da tüp gaz kuyrukları had safhaya ulaştı. Bayiler peşin para alıp sıra numarası vermeye başladılar. Milliyetçi cephe zam rekoru kırdı. Demirel, benzine zam yaptığınız zaman fakir fukaraya bir şey yüklüyor değilsiniz. Kim kullanıyorsa ona yüklüyorsunuz dedi. Divriği'de Kadir Gecesi cami yakınına bomba atıldı ve komünistlerin bombayı attığı söylenerek iş yerlerine saldırılar oldu. Çıkan çatışmada bir ülkücü öldü. Avrupa ülkeleriyle otomatik telefon görüşmeleri başladı. İstanbul Taksim'de toplanan 300'den fazla sinema emekçisi sansürü protesto etti. Yerel seçim kampanyasını Ege'de açan Ecevit, bu hükümet mutlaka çökecektir dedi. CHP Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş 227 oyla meclis başkanı oldu. Karakaş'ı MHP de destekledi. ODTÜ'de silahlı kişiler öğrencilere saldırdı. 100 kişi yaralandı. CHP'nin Urfa mitinginde bomba patladı. Kalabalığa ateş açan ülkücülerle onlara ateşle karşılık veren CHP'ler arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Demirel, Türkiye karnı tok, sırtı pek bir ülkedir dedi. Adalet Partisi'nden ayrılan milletvekillerinin oy vermemesiyle 2. Milliyetçi Cephe hükümeti düştü. Nispeten iyi olan hastaların listesini çıkar Ali. Tamam. Akaryakıt sıkıntısı hastaneleri de vurdu. Kaloriferler yanmayacakmış. Bazı hastaların hızla taburcu edilmesine karar verildi. Tamam Selim abla. Sabri Bey'in akciğer filminin çekilip bu dosyaya eklenmesi lazım. Takip eder misin? Tabii, olur. Teşekkür ederim. Kemal, ne oldu? Çocuğun durumu kötü mü? Geçmişini hatırlamıyor. Çok ağır işkence görmüş. Çok üzüldüm. İyileşmesi için umut var mı? Yarın ailesiyle görüşeceğiz. Birlikte terapi yapmayı düşünüyorum. Hatıralar canlandırılırsa belki faydası olur. Tamam hemşire hanım, ben bunların hepsini gördüm. Bir de Süleyman Hıcı'ya götürüp gösterirsen çok sevinirim. Tabii. Tamam mı? Hadi bakalım. Peki. Bu hafta vizeler var Fulya, sen gazeteye gelme, ben idare ederim. Merak etmeyin hocam, ben gazetede fırsat buldukça çalışıyorum. Yani boş vakitlerimin hepsini değerlendiriyorum. Bu aralar siz de çok yoğunsunuz, gelmek istiyorum. Düşük not alırsan külahları değişiriz bak. Çok çalışacağım. Söz. Müzik.
Umudumuz Ecevit'ti. Ama meclisten güven oyu alamadı. Hoş hükümeti kursaydı ne olacaktı, o da ayrı mesele ya. Halkçılık diyorlar ama halkı savundukları yok. Faşistler halkın üzerine geldikçe uzlaşıp geriliyorlar. Sadece laf üretiyorlar. 12 Mart öncesinin devrimci birikiminin üzerine oturdular. Faşizmden hesap soracağız. Toprak işleyenin, su kullananın diye çıktılar ortaya. Her şey eski hamam, eski tas. Evet. En küçük bir değişiklik yaptıkları yok. Bunlar faşizmin koltuk değnekleri arkadaşlar. Ecevit'in etrafında toplananlarla olacağı buydu zaten. Ne varmış etrafında toplananlarda? Kimi beğenmiyorsunuz? Rüyacığım. Yani genelleme yapmak doğru değil tabii. Aralarında dürüst insanlar var. Ama bildiğimiz türden politikacılar da var. Sonuçta sosyal demokrat bir parti. Ülkeye sosyal adalet getirmeye çalışıyorlar. Bu da bir şeydir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yorgun musun? Defne ile Todoro'ya gidelim diye düşündük. Olur. Yorgunum ama Todoro iyi gelir. Sen de geliyorsun değil mi? Bu akşam Necdet babamlardayım. Zaten ne zaman işim olsa program yapıyorsunuz. Vay vay. Sen beni mi bekliyordun kerata? Pencereden bakarken arabanı gördüm. Oo. Ne yaptın bakalım? Akşama fincan böreği, küt küt eder yüreği. Bir daha abla, hadi bir daha abla. Ela, Ela'cığım ablanı yordun ama bırak dinlensin birazcık. Hem senin uyku vaktin gelmedi mi daha? Daha gelmedi. Aa, kim demiş onu? Geldi de geçiyor bile uyku vakti. Rüyanın şerefine bugün sana biraz iltimas yaptım ama yatak vakti, hadi. Anne, efendim. Ne olur biraz daha otursam. Ama Ela'cığım rüya bizde kalıyor. Sabah onu yine göreceksin. Şimdi iyi geceler de Rüya'ya. İyi geceler. Sabah görüşürüz. Hoppa. Hadi gel babaya da iyi geceler dileyelim. Hoppa. Kızım benim. Öpeyim bakayım. İyi geceler. İyi geceler. Hadi bakalım. Hoppa. Bay bay. Rüya Hanım. Hazır baş başa kalmışken birazcık hasret giderelim, ne dersin? Son zamanlarda pek göremiyoruz senin. Neler oluyor? Aşk olsun baba. Hı. Asıl ben seni göremiyorum. Hı. Hı. Hoş geldin. Bir şey atlamadım değil mi? Kimsenin doğum günü değil. Evlilik yıl dönümümüz de değil. Ama tarih düşeceğimiz bir gün. Dün bir test yaptırdım ve bu defa kimseye söylemedim. Sonuca tek başıma katlanmaya karar vermiştim çünkü. Pozitif. Hamileyim. Sahi mi? Bebeğimiz mi olacak? Evet sevgilim. Çok sevindim Yasemin. Teşekkür ederim. Bunu en çok benim için istediğini biliyorum sevgilim. Çok teşekkür ederim. Bu gece baş başayız. Rüya Necdet'te, Işık'ta Defne'de kalacakmış. Daha kimsenin haberi yok. Önce sen öğren istedim.
Meclis başkanlığı için MHP'den destek almak sence iyi fikir mi baba? Türkeş'in barış çağrısına güven olur mu? İlhan Selçuk gelişen halk muhalefetinin CHP'yi aşması tehlikesinden söz ediyor. CHP rejim mi kuracak hep? Emekçilerin hakları ne olacak? Neden CHP bu konuda sessiz kalıyor? Hani düzeni değiştireceklerdi? Kızım dur biraz. Yavaş ol. Aa, hangisine cevap vereceğimi şaşırdım. Senin gibiler CHP'nin başında olsa durum değişirdi değil mi baba? Bak açıkçası emin değilim. Şu anda yaşananlar çok uzun süre boyunca yapılan hataların bir sonucu. Yani bunu biz değiştirebilir miydik? Bir fikrim yok açıkçası. Neden devrimcilere destek olmuyorsunuz peki? Onlar da bu memlekette eşitlik istiyorlar. Hı hı. Sizin genel başkanınız devrimcilere maceracı olarak bakıyor. Rüyacığım, radikal tavırlarla hiçbir şey olmaz. Şimdiye kadar bunu deneyenler nasıl felaket sonuçlar yaşadı? Unuttun mu? Peki, CHP şemsiye bir parti mi? Yani sıkıntıda olan halk yığınlarını bir araya getirebilir mi? Sonuca gitmek için CHP'yi desteklemeli miyiz biz yani? Bari ben de birkaç soru sorayım. Peki, bak bu önemli aslında. CHP şemsiye parti olabilir mi? Açıkçası bunu ben de bilmiyorum. Ama şimdi meclisin nasıl işlediğini daha net görüyorum. Her istenen şey öyle yapılamıyor. Partiye girmek için neden tereddüt ettiğimi bak şimdi daha iyi anlıyorum. Neden etmiştin? Ben bunu bilmiyorum. Çok düşündü evet. Aslında babam muhalif bir rüya. Kendi partisine bile muhalif. Muhalif değildi ama hep bir şeylerin tam olmadığını hissetmek. Bu konuda yalnız olmak gibi bir şey bu. Türkiye çok hızlı dönüşüm geçiren bir ülke. Bir de maalesef yapılacak şeyler de sınırlı oluyor tabii. Ama aynı şey CHP için de geçerli. Ben her şeye rağmen umudumu kaybetmek istemiyorum. Yani umudumuz Ecevit. En azından şimdilik böyle. Harun'u ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. Tabii seni de. Mutluyum. Çok iyi bildiğim, tanıdığım ve beni de çok iyi bilen ve tanıyan biriyle birlikte olmanın lüksünü yaşıyorum. Bu kadar mı? Daha heyecanlı bir şey yok mu? Henüz geç kalmış bir flört yaşıyoruz. Bu kadarı yetmez mi? Yetmez. Deniz de bizim aramızda kıvılcımlar çakardı. Aramızda kilometreler olsa bile onu hissederdim ben. Bilirdim ki o da beni hissediyor. Peki Yaşar'la nasıldınız? Onunla da böyle mi başlamıştı? Hayır. Ama söylediğin kıvılcımlar aramızda vardı. Harun'a aşık değilsin sen. Yani bilmiyorum. Emin değilim. Bazen kafam karışıyor. Ne zaman mesela? Yaşar'ı gördüğüm zaman. Işık. Biliyorum. Aramızda artık bir şey olamaz. Ama eski günleri düşünmekten de kendimi alamıyorum. Acı çektiğin, mutsuz olduğun günleri. Haklısın. Belki de ilk ilişkim olduğu için bu kadar etkilenmişim ben. Üstesinden gelirim, merak etme. Harun'u üzme aşık. Onu asla üzmek istemiyorum. Bir kez daha asla. Yarın seni bir arkadaşla tanıştıracağım. Beraber çalışacaksınız. Senin işin sana teslim ettiğimiz çantayı o arkadaşa götürüp vermek olacak. Ondan sonrasını bilmen gerekmiyor. Tamam. Her zamanki gibi fakülteye gideceksin. Yurda dönüp hazırlanmaya başlayacaksın. Düzgün giyin. Yurttaki kızlara ders çalışmak için bir arkadaşına gideceğini, arkadaşının ailesinin hakkında iyi intiba edinmesini istediğini söyleyeceksin. Akşam da orada kalacağını söylemeyi unutma. Önce benimle buluşup çantayı teslim alacaksın. Takip edilmediğinden emin olmak için sinemaya giderken tenha sokaklardan gidecek ve arkanı kontrol edeceksin. Kuşkulu bir durum varsa hızla uzaklaşmalı ve geceyi emin bir yerde geçirmelisin.
Sinema kuyruğunun önüne geldiğinde dikkat çekmeden daha önce tanıştığın arkadaşı bulup çantayı ona teslim edeceksin. Sonrasında da arkadaşına gidip o geceyi orada geçireceksin. Olay sırasında kesinlikle orada olacaksın. Arkadaşının ailesi bunu bilmeli. Orada son derece rahat, sıradan bir öğrenci gibi davran. Hastane civarında güvenlik önlemleri alındı mı? Evet efendim. İçeride de dışarıda da güvenlik önlemi alındı. Komünistler taktik değiştirdiler. Nokta eylemlerine geçtiler. Başka yerlerde de güvenliği sağlamamız lazım. Bu konuyla ilgili birazdan büyük bir toplantı olacak efendim. Metin Kurtuluş'un durumunda bir değişiklik var mı? Henüz yok. Ama yakından takip ediyoruz efendim. Hı hı. Yaralanan kimmiş? Bilmiyorum ama önemli biri dediler. Kapısının önünde polisler nöbet tutuyormuş. Ağır yaralı herhalde. Kim acaba? Ağır yaralı. İç organları hasar görmüş. Ameliyat edilmiş mi? Evet. Kumpas mı kumpas? İnşallah. Olacak şey değil ya. İnşallah. Meral, hadi topla kendini artık. En azından ameliyat iyi geçti. Buna sevinelim. Gözümüzün önünde vurdular Yaşar. Her şey gözümüzün önünde oldu. Mani olamadık. Nasıl olabilirdin? Olamazdın ki. Oğuz'u zor sakinleştirdin. Bilirsin babasına nasıl düşkündür. Aa, Yaşar, ne oluyor? Yaralı yakının mı yoksa? Evet Selma abla, yakın bir arkadaşım. Elimizden geleni yaptık Selma ama kurşunlardan biri ciğere zarar vermiş. Sen de bir bak isterim. Tabii bakarım. Ha Ali, sen de gel. Belki bir yerlere koşturman gerekebilir. Biz komünistin ne işi var içeride? Kimlere emanet ediyoruz Metin abi? Tanıyamadım seni. Bu ne değişiklik böyle? Dün bir arkadaşıma davetliydim yemeğe. Gece de onda kaldım. Bu yüzden de değişemedim üstümü. Ama iyi olmuş. Biz de seni böyle görmüş olduk. Aslında pek alışık değilim. Kendimi biraz garip hissediyorum. Niye? Çok yakışmış. Teşekkür ederim hocam. Ben derse geç kalmayayım izninizle. Tabii. Hala çıkmadılar. O herif tıp öğrencisiymiş demek. İşe bak. Geldi bizi buldu burada. Bu tahlilleri de yaptırırsak durumu daha net görürüz bence. Tamam Selma. Hemen hallederim ben bunu. Ali, laboratuvardan Emel'i bulup getirir misin? Bu işi tamam. En iyi o halleder. Peki. Çabuk gelsin ama. Hadi.
Erol Bey çok iyi cerrahtır Yaşar. Merak etme, ameliyat çok başarılı geçmiş. Hiçbir sorun yok. Tabii cerrahi müdahale açısından. Erol Bey ümitli olduğunu söyledi. Ama durumu için henüz net bir şey söyleyemiyoruz. Teşekkür ederiz Selma abla. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Amcama saygımdan terbiyeli duruyorum ama şansını fazla zorlama. Çek ellerini üstümden. Hastane değil, sokak kavgasının sırası değil. Seni bir daha Metin abinin odasında görürsem hastane dinlemem ona göre. Bu benim işim. Ne yapacağımı sen mi söyleyeceksin bana? Ne dediğimi anlamadın galiba. Doktorculuk oynayacaksan git başka yerde oyna. Merhaba. Canım. Ay hayatım. Ablam oluyorsun. Evet. Nerede bakalım anne adayı? Otur. Ne haber kızlar? Hoş geldin. İyiyiz Emine abla. Ay. Merhaba. Ben Emine teyzen. Canım. Baksana. Bu sabah sandıkları açtım. Bak neler buldum. Her şeyi ortaya döktüm. Bakalım bunları hatırlayacak mısın? Ne tatlı şeyler. Bunlar sende ne arıyor? Nezahat abla vermişti. Bir çocuğum olursa kullanırım diye. Ama artık bizden geçti, ben de sana getirdim. Sen tabii hatırlayamazsın. Benim bebeklik eşyalarım değil mi? Anneannem göstermişti. Her şey var burada. Hatırlıyor musunuz? 15 gün uğraşmıştık. Ya. Herkes bir elden dikip örmüştü. O zamanlar bebek giysisini hazır bulmak çok zordu. Bunları da anneannen örmüştü. Bunların modası geçti mi yani? Yenilerini mi alacaksınız? Kullanmayacak mısınız bunları? Yenilerini de almak gerekecek tabii ama bunları kullanmamak olur mu? Baksanıza ne kadar güzeller. Üstelik hepsine kızımın ruhu sinmiştir eminim. Kardeşi de onun kadar tatlı olur. Hadi. Şimdiden pabucumu dama attın, durumu idare etmeye çalışıyorsun anne. Sen de şimdiden kıskanmaya başladın bakıyorum. Olacak o kadar. Çay içer misin? Olur, içerim. Rüya, hadi bir çay getir bana. Tamam. Hadi oğlum aç ağzını, uçak geliyor. Hoppa, aferin. Hadi yeter, gel ellerimizi yıkayalım. Hop. Bu oyunlara hazır olun. Rahata alıştınız. Bakalım bebek gelince ne yapacaksınız? İnsan hemen havaya giriyor vallahi. O kadar tatlı oluyorlar ki. Ben her şeyi unuttum. Altını nasıl değiştiriyordum onu bile hatırlamıyorum. Bir kere yanlış yap, sonuçlarını gör, bak nasıl hatırlıyorsun. Defne nerede? Oğlanı yatırıyor. Ha, Ahmet, Kemal'in seninle konuşmak istediği bir şey varmış, onu da çağırdım. İyi yaptın anne. Rüya ilk hafta hiç uyumamıştı. Nasıl perişan olmuştuk? Ya biz de seninle nöbetleşe uyumuştuk. Bunlar hazır mısın? Kolay değil, haberin olsun. Uzun bir süre evin tek hakimi o olacak. Hazırım. Ben uyumadan yaşayabilirim, merak etme. Bir ayın sonunda görürüm ben seni. Güzide, hadi biz de kalkalım artık. Tamam canım. Aa, yemeğe kalmıyor musunuz? Ela'yı babaannesinden almamız lazım. Geliriz diye söz verdik, bekler şimdi. Heh, Kemal'dir. Hoş geldin Kemal. İyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tanıştırayım Güzide. Memnun oldum. Memnun oldum. Ben de. Evet. Hayat pahalılığını protesto mitinginin hazırlıkları için herkes ne yapacağını biliyor artık. Çalışmaya başlayabiliriz. Gece konulara dağıtılacak bildirilerin metni yarın hazır olur. Evet arkadaşlar. Önümüzde yeni bir görev var. Hemen hazırlanmalıyız. Gelelim yeni göreve. Bu işte sorumlu sensin Ali. Zeynep sadece destekçi olacak sana. Zeynep, sen bu işte Sevilay adını kullanacaksın. Sen de Akif. Birbirinize böyle hitap etmeyi unutmayın. Hedefimiz bu adam. Adam hakkında araştırma yapacaksınız. Her şeyini öğreneceksiniz. Ve ikiniz beraber yapacaksınız. Yani dava sürüyor. Bu genç de tutuksuz yargılanıyor. Doğru mu anladım? Aynen öyle. Hoş geldiniz Kemal Bey. Merhaba Defneciğim. Ama çocuğun ruh sağlığı tekrar içeri girmesine mani. Aynı şeyleri bir daha yaşarsa artık geri dönüşü olmaz. Çok ciddi işkence görmüş. Öyle mi? Evet.
Biliyorsunuz Kemal yıllarca Kopenhag'da işkence kurbanları için çalışmış. Ben bilmiyordum. Inge Genefgen'in grubunda çalıştım. Uluslararası Af Örgütü'nün ilk hekim grubunu kuran kişi. Peki Danimarka'da böyle bir çalışmayı kimlerle yaptınız? Herhalde orada işkence falan yoktur değil mi? Orada yok ama bizim gibi ülkelerden gelen çok mağdur var. Bir gün bu çalışmalara hiç gerek kalmayacak. Ben Türkiye'de devrimin olacağına inanıyorum. Tamam da Defne, böyle çalışmalara şu anda ihtiyacımız var. Türkiye'de de olmalı. En azından birileri bunu başlatmalı. Peki siz neden bu konuya ilgi duydunuz? Merak ettim. Çünkü çok ağır işkence görmüş birini yakından takip ettim. Ölümünü seyrettim. Karımdı. Dün de aynı saatte çıkmıştı değil mi? Evet. Gidiyorlar, acele edelim. Tamam. Merkez, şüpheli bir araç tespit ettim. Mavi Murat 124. İki kişi. Plakası 34SE156. Komünistler hedef büyüttüler. Bizim de büyütmemiz lazım. Biz de onların ağababalarından birini ortadan kaldırmalıyız. Bir isteğin var mı yenge? Çay getireyim mi? Sağ ol Tufan, istemiyorum. Az önce içtim. Bir çıkamadılar içeriden. Ne oluyor acaba? İki doktor bakınca böyle oluyor demek ki. Gözünüz aydın. Tehlikeyi atlattı. Allah'ım şükürler olsun. Birazdan odaya alacağız. Refakatçi olarak kalmak isterseniz. Tabii tabii. Buradan çıkana kadar yanından ayrılmam ben artık. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Kendine geldi. İsterseniz yanına girebilirsiniz. Tamam, sağ olun. Geçmiş olsun. Gözümüz aydın arkadaşlar. Metin abi iyileşti. Ben amcama haber vereyim. Ben sana söylemiştim. Çok evet. Her şeyi not aldın mı? Adam çok düzenli. Neredeyse her gün aynı şeyleri yapıyor. İstersen arabayı sen kullan, ben koşturayım biraz. Olabilir. Sen de pek şık görünüyorsun aslında Akif. İyi aile çocuğu gibi. Ne yaptın kimsenin aklına gelmez. Sen de iyi aile kızından çok mankene benzemişsin Sevilay. Yapma ya. Öyle. Bu haline alışamadım doğrusu. Neden? Kötü mü? Yo, iyi ama sana uygun değil. O yüzden böyle giyindim ya. Durdular. Sen mi iniyorsun şimdi? Evet. İstersen sen direksiyonu geç. Yavaş yavaş yanaş, tamam mı? Tamam. Taze avuç, taze salata, taze maydanoz. Bahçe malı bunlar, bahçe. Buyur ablacığım. Ya, burası var mı? Para ablacığım, ne kadar vereyim? Yarım kilo. Kıpırdama. İn arabadan çabuk. Ellerini göreyim. İn arabadan. İn arabadan çabuk. Ellerini arabaya day. Hadi.
Hadi çık 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 çık. Ellerini arabaya dayan çabuk. Çık çabuk. Yusuf arabayı ara. Tamam aradım. Arkadan şöyle. Kıpırlama tamam mı? Sakın kıpırlama. Sakin. Hadi. Rahat dur. Kilimçeyi tak. Hanımefendi, affedersiniz. Bir arkadaşım demin arıyorum. Yardımcı olur musunuz? Gir, gir, gir. Geç şöyle. Teşekkür ederim. Bu sokağın yerini Sevilay'ın ayağı kaydı düştü. Polisler yardım etti şimdi. Hastaneye götürdüler. Evet tamam. Sana tekrar soruyorum Zeynep. Hüsnü Kaya'yı neden takip ediyordun? Kim vardı başka seninle birlikte bu işi yapan? İki kişi olduğunuzu biliyoruz. Bu kızın dili yok galiba. Anlarız birazdan. Bu defter senin üstünden çıktı. Üstümde olamaz çünkü bu defter benim değil. Kullandığın arabada bulduk. Ne yani? Bu yazı senin el yazın değil mi? Hayır. Konuşsan iyi olur. Bunu öğrenmemiz çok kolay. Biliyorsun. Zorluk çıkarma da kolaylıkla bu işi halledelim Zeynep. Anlat bakalım ne oldu? Peki neden takip ediyordunuz adamı? Ali, bunları bilmemiz lazım. Bilmezsek Zeynep'e yardım edemeyiz. Adam faşistlerin yöneticilerinden. Hakkında istihbarat topluyordu. Gerektiğinde kullanılmak üzere. Bilirsiniz işte. Onu birinci şubeye götürmüşlerdir. Bütün bunları kabul ederse işimiz zor. Zeynep konuşmaz merak etme. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Zeynep konuşmaz merak etme. Ama ben gene de bir süre ortalarda olmayacağım. Arkadaşlarda kalırım. Sizden haber alırım gerekirse. Sevim ablayı merak etmemesini söyleyin. O zaman biz de şubeye gidip bir görüşelim mi abi? Tamam. En azından sahipsiz olmadığını belli etmiş oluruz. Hadi gidelim. Bir ihbar üzerine alınmış. Daha önceki suikast eylemiyle benzerlik gösteriyor. Bunu nereden anladınız? İki olay arasında nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz? Bu şimdilik bir şüphe. Ama ispatlanırsa önemli bir ipucu olacak. Gözaltı süresi 2 gün biliyorsunuz. Bize görevimizi siz mi hatırlatacaksınız avukat bey? 2 gün sonra müvekkilimizi almak için buradayız. Tutuklanmazsa tabii. Siz... Gel canım gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç kaldım değil mi? Toplantı uzadı gitti ben de saati fark edemedim. Yok önemli değil sevgilim. Ela yattı mı? Evet bir süre bekledi sonra dayanamadı yattı. Ah canım benim ya. Aç mısın? Açım ama birazdan yiyelim. 2 dakika dinleneyim şurada. Tamam. Genel Başkan şu anda 11 AP milletvekiliyle Güneş Motel'de toplantı halinde. Öyle mi? Hı hı. Neden? Yani bilmiyoruz tam olarak neden ama bir düşün bakalım. Eğer 11 milletvekili Adalet Partisi'nden istifa ederse ne olur sence? Demirel hükümeti meclisteki çoğunluğunu kaybeder. CHP de hükümeti düşürmek için gen soru verir. Ve yeni oylama yapılır. Bu durumda tabii ki Demirel hükümeti güven oyu alamaz. Vallahi keşke sen de milletvekili olmak için adaylığını koysaymışsın Güzide. Ben uzaktan bakmayı seviyorum. Böyle daha güzel oluyor.
Peki durumumuz ne olur o zaman? Yine de koalisyon yapmadan hükümet kuramazsınız. Bunu çözmeniz lazım. Yakında Türkiye'nin gündemi değişebilir. Ama hiç sevmedim ben bu yolu Güzide. Bize başka türlü bir yol yakışırdı. Haklısın. Arkan dön. Ne oluyor? Ne oluyor dedim? Yürü bakalım. Nereye? Nereye götürüyorsunuz? Yürü hadi. Geldi. Zeynep, başını iyice bela. Önce bunu iyice anla, tamam mı? Bizi uğraştırmazsan biz de seninle uğraşmayız. Senin gibi güzel bir kızı üzmek istemeyiz, değil mi? Kızma öyle. Bak ne güzel arkadaş olacağız seninle. Beraber neler yapacağız neler. Bu tanışma faslı artık yeter. Kullandığın arabada küçük bir defter bulduk Zeynep. Senin olmadığını söylemişsin. Neden arabada olduğunu pek anlayamadık. Senin el yazın değil. Yalnız olmadığını biliyoruz. Şimdi uslu uslu bize arkadaşının ismini söyleyeceksin. Zeynep, dilini mi yuttun? Arabada benden başka kimse yoktu. Arkadaşının ismini ver. Yoksa buradan çıkamazsın. Gözaltı süresine güveniyorsan pek güvenme derim. Arabada yalnızdım, yalnızdım, yalnızdım. Bana bak sürtük, hemen anlat. Dökül hadi. Yoksa bitmez bu gece, bitmez. Defneciğim otur artık, yorulmadın mı kızım? Tutuklanır mı sence? Kızı neyle suçladıklarını bilmiyorum ki. Bunu bilmeden bir şey söylemek çok zor. Gözaltı süresi bitince anlayacağız. Konuşmazsa tutuklanmayabilir. Bunu da biliyorsunuz. Ali kesinlikle konuşmaz diyor. Biliyorsun konuşturmak için ellerinden geleni yapacaklar. İnşallah kıza fazla yüklenmezler. Yaparlar Selma. Hepimiz o sorgunun nasıl bir şey olduğunu biliyoruz artık. Sıkı yönetim zamanıydı. Biz çok uzun kalmıştık. Ahmet Sevim'i bir türlü bulamamıştı. Şimdi süre sınırlaması var. Gözaltı süresini aşamazlar. Defneciğim, elektrik kesintisi başlayacak. Gaz lambasını hazırlar mısın? Tamam. Oh,
Aferin Zeynep. Arkadaşını ele vermedin. Bu durumda seni serbest bırakmak zorunda kalacağız. Yani artık ayrılıyoruz. Sahiden öyle mi Zeynep? Sahiden bir daha görüşmeyecek miyiz? Ben pek emin değilim. Belki seni yine görürüm. Belki o zaman daha iyi anlaşırız. Sen bunu tanışma faslı olarak düşün istersen. Gen soru kabul edildiğine göre yolumuz açıldı artık. 11 istifa Demirel'i zor durumda bıraktı. Bize yaradı bu kesin. Yani biz bu 11 istifayla iktidar olacağız. Kendi partisini zor durumda bırakan bu 11 kişiyle. Doğru mu bu? Ya da politika böyle bir şey, ben anlamıyorum. Toplantı saat kaçtaydı? Abi. Zeynep. 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 Nasılsın canım? Şimdi iyiyim galiba ama... Konuşmadım. Ne yaptılarsa konuşturamadılar. Aferin sana canım. Hadi gidelim artık. Hastaneye gidelim mi? Yok, buna gerek yok. Ben iyiyim. Ben de hemen yurda gidip bir banyo yapmak istiyorum. Tamam. Biz seni bırakırız, tamam mı canım? Hı-hı. Bir dakika durun. Ne oldu? Zeynep Koral, bizimle geleceksin. Neden? Neden sizinle gelecekmiş? Kendisini gözaltına alıyoruz. Gözaltına mı alıyorsunuz? Daha yeni bıraktınız. Gözaltı süresi az önce dolmadı mı zaten? Evet doldu. Ama şimdi yeni bir süre başladı.